AKP'nin yargısı bizi yargılayamaz. Başbakanın talimatıyla çalışan yargı bir başka siyasi partiyi yargılayamaz. Meşru değildir. Hiçbir keceke davası soruşturması meşru değildir. BDP'yi yargılayacak hiçbir savcının hakimin şu saatten itibaren meşruiyeti asla kalmamıştır. Bizzat talimat verdik. Gereğini yapıyor yargı diyen bir başbakan karşısında yargının çıkıp istifa etmesi lazım. Başbakan'dan talimat alan savcı hakimlerin bu ülkede adil ve bağımsız yargılama yapıyoruz dememesi lazım. Bu nedenle dokunulmazlıklarımızı kaldıracak olan meclis iyi bilmeli ki bizi önüne atacakları yargı AKP'nin yargısıdır. O yargı bizi yargılayamaz. Bizi ancak seçmiş olan, bize oy ve destek vermiş olanlar siyaseten bizi yargılayabilirler. Hiçbir mahkeme siyaseten bizi yargılayamaz. Hiçbir mahkeme bizim siyasetimizi sorgulayamaz. Ama daha önce belirttik, bir kez daha belirtiyoruz. Senin ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, kalpazanlık, dolandırıcılık fezleken var mı yok mu? Recep Tayyip Erdoğan. Mecliste 3 tane fezleken var. Bunun gibi yüzlerce CHP, MHP, AKP fezlekesi var. Gelin hepsini beraber kaldıralım. 550 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıralım. Cesaretiniz varsa, samimiyseniz bunu yapalım. Ama yok, biz BDP'yi ırkçılara kurban edeceğiz. Tabanımızın gazını almak için eş başkanımızın da arasında, aralarında bulunduğu BDP'li vekilleri kurban olarak seçip AKP yargısının önüne atacağız diyorsanız sonuçlarını iyi hesaplamanız lazım. Bu sıradan bir tutum olay değildir bizim için. Bir kez daha, bir kez daha ama son kez kendimizi gözden geçiririz. Parlamento ile ilişkilerimizi de elbette ki tartışırız. Partimizle, grubumuzla, halkımızla bütün bu tartışmaları yürütürüz. Bu çocuk oyuncağı değildir. Başbakan talimat verecek, meclis gereğini yapacak, başbakan talimat verecek, yargı gereğini yapacak. Halkımız da bize talimat verir, biz de gereğini yaparız. Herkes gereğini yapar, ortaya çıkan tablo ne olursa olsun biz kaybetmeyiz. Herkes bilsin ki Kürt halkı kaybetmez. Biz istiyoruz ki Türk ve Kürt halkı birlikte kazansın. Türkiye ve Kürt halkı birlikte kazansın. Orta Doğu'da şekillenen Kürdistan yönetimleri ile Türkiye birlikte kazansın istiyoruz. Bizim çabamız, arayışımız, ısrarımız bundandır. Ama bunun için de halkımızın değerlerini ezdirmeyiz. Halkımızın böylesine hakaretlere maruz kalmasını da asla kabul etmeyiz. Tayyip Erdoğan'ın bunu iyi bilmesi lazım. Öyle öfkelenerek, bağırarak, çağırarak bu işler çözülmez. Sen çözülürsün, partin çözülür, hükümetin çözülür, iktidarın çözülür. Altındaki koltuk kayar, ayağının altındaki halı kayar. Başka da hiçbir şey olmaz. Bu saatten sonra BDP'ye köpürerek, halka hakaret ederek de bize geri adım atıramazsın. Biz doğru bildiğimiz, meşru bildiğimiz, haklı bildiğimiz siyasetimizde ısrarla